Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir tane daha örnek çözüyoruz. Laplace dönüşümü ile alakalı. Peki bu videoda ne fark var? Normalde biz Laplace dönüşümünü bir grafik üzerinden de yaptık değil mi? Temel olarak o grafikte arkadaşlar o grafiğin daha doğrusu matematiksel olarak ifadesini buluyorduk ve onun üzerinden Laplace dönüşümüne çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyorduk. Gerçekten zor sorularda değildi. Fakat bu sefer şöyle bir problem var arkadaşlar. Önceki sorularda çözdüğümüz grafikler herhangi bir şekilde periyodik değildi. Fakat bu sefer periyodik bir fonksiyon var elimizde ve burada aslında analizi biraz daha değiştirmemiz gerekiyor. Her şeyden önce arkadaşlar periyodik herhangi bir fonksiyon ile alakalı şu bilgiyi verelim. Ft değerin eğer gidip de Ft artı n çarpı t'ye eşitse ki buradaki büyük t periyottur. Bu tarzdaki bir fonksiyon arkadaşlar periyodik bir fonksiyondur. Ve periyodik fonksiyonlarda periyodun belirlenmesi ilk aşamalardan biri değil mi? Burada da hemen periyodu belirleyelim. Bakın 0 ile 2 arasında bizim kendini tekrar eden bir desenimiz var. Demek ki burada bizim periyot değerimiz 2 olmuş oluyor. Diyor. Ve periyodik fonksiyonlar ile alakalı. Laplace dönüşümü bize ne diyor? Bakın verdiğim tabloda arkadaşlar periyodik fonksiyonlar ile alakalı bir durumdan bahsediliyor aslında. Ve şu söyleniyor bize. Deniyor ki eğer periyodik fonksiyonun varsa ve sen bunun Laplace dönüşümünü elde etmek istiyorsan. Önce git sadece ilk periyottaki fonksiyonun Laplace dönüşümünü bul. Tamam mı? Daha sonra bunu git bir eksi e üzeri eksi st'ye böl. Buradaki t arkadaşlar yine periyot bakın. Bu çok önemli. Hatta şöyle not düşeyim. Burası periyot. O zaman ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? 0 ile 2 aralığında, yani baktığınızda şu aralıkta bizim periyodumuzu bulmamız gerekiyor. Bu aralıkta peri periyodu diyorum ya, çok pardon, fonksiyonu bulmamız gerekiyor. Peki burada fonksiyonu nasıl bulabiliriz? Bakın gerçekten kolay bir işlem aslında burada fonksiyonu bulmak. Neden? Çünkü. Ben bakıyorum benim 0 ile 1 arasında neyim var arkadaşlar? Bir tane doğrum var değil mi? Ve bunun eğimi gayet açık ki 2 çünkü şurası 2 şurası 1 görebiliyoruz değil mi? Eğimi 2 olan bir fonksiyonum var. Yalnız nasıl oluyor da oluyor bilmiyorum. T eşittir 1'den sonra bu kesiliyor. Hatırlıyor musunuz? Birim basamak fonksiyonları birbirini götürüyordu önceki örneklerimizde. Aslında çok benzeri bir durum var. E o zaman ben diyorum ki bakın ben bu ft'yi şöyle yazayım tamam mı? Baştan ee, diyorum ki 2t var. Tamam bu 2t ne zaman başlıyor arkadaşlar? t eşittir sıfırda başlıyor değil mi? Çünkü t küçüktür sıfır için yine yok. O zaman ben buraya bir tane birim basamak fonksiyonu koyarım. Ne için arkadaşlar? Bunu garantilemek için. Birim basamak fonksiyonunun çünkü tanımsal olarak t küçüktür sıfır değeri sıfır. t büyüktür sıfır değeri bir. E demek ki ben buraya birim basamak fonksiyonunu koyduğumda bu 2d değerini sıfırdan önce değil de sonra aldığımı göstermiş oluyorum. E ama aynı zamanda şöyle de bir problemim var arkadaşlar. Ben t eşittir 1'e geldiğim zaman bu 2t'nin etkisinin gitmesi gerekiyor. E bu yine bir bar birim basamak fonksiyonu tarafından yapılmış olması gerekiyor. E o zaman bu da nedir? Eksi 2T çarpı UT eksi 1'dir arkadaşlar. Bakın bu kadar basit. Çünkü T eşittir 0 ile 1 arasında 2T'lik etkiyi bize sağlayan, provide eden bir tane UT değerim var. Ve daha sonrasında T eşittir 1'den sonra bunu yok eden bir UT değerim daha olacak. Ve bu UT değeri T eşittir 1'de devreye girdiği için o yüzden UT eksi 1 şeklinde yazılıyor. Tamam mı? Demek ki bizim fonksiyonumuz buymuş. Ve ben burada arkadaşlar şöyle bir hinlik yapacağım. Diyeceğim. Ee, diyeceğim ki aslında bakın bunu böyle yazdık ya bu neye eşit biliyor musunuz? 2t çarpı ut daha sonrasında devam ediyorum eksi 2t eksi 1 çarpı ut eksi 1 ee, daha sonrasında da eksi 2ut eksi 1 doğru mu oldu? Aynen doğru oldu. Diyeceksiniz ki ya hocam ne yaptın yine aklımızı aldın aklınızı falan almadım bakın çok basit bir şey yaptık. Şimdi Şuradaki ifadeye bir göz atmanızı istiyorum tamam mı? Hatta bunu şöyle eksi parantezine aldım olarak düşünün. 2 t eksi 1 çarpı u t eksi 1 Tamam mı? Artı 2 ut eksi 1 diye bir ifade koydum buraya. Şimdi burayı eğer U t eksi 1 parantezine alırsam bakın ne gelecek? U t eksi 1 parantezine alıyorum tamam mı? Yavaşça yapalım. Ne geldi? Bakın şuradaki ifade geldi. 2 parantezinde T eksi 1 tamam mı? Daha sonrasında bakın şuradan da 2 geliyor değil mi? Artı 2. Bakın şurayı totalde topluyorum ne yapıyor? 2 T eksi 2 iki artı 2'den 2 iki T yapmış oluyor değil mi? E yani aslında şuradaki koskocaman ifade 2 T çarpı U t eksi 1 değil mi? E bakın o da zaten şurada bulduğum şey değil mi? Yani aslında sadece kulağımı şöyle ta kafamın arkasından böyle elimi götürüp diğer kulağımı tutmuş oldum. İşte önceden bizim hocalarımız öyle bir şey diyordu. İşte ondan yapmış oldum. Yani bunu da neden yaptık? Bunu da neden yaptık? Onu da açıklayalım. Bunu arkadaşlar daha rahat işlem yapabilmek adına yaptık. Onun sebebi de şu. Bakın burada 2T çarpı UT 1 var ya. Burada zaman kaymasını hesaplayamazsınız arkadaşlar. Burada sahip olduğunuz T'nin her yer için t, t değeri olması yani her yer için kayması daha mantıklı. Hocam ne diyorsun? Kafamız karışıyor. Evet haklısınız. Şöyle güzelce açıklamaya çalışayım. Şimdi burada T değerimiz var ya bakın bu kaymış mı? Kaymamış. Burası kaymış ama değil mi? İşte tam olarak biz aslında bu iki tane kayanları bir yan yana getirmeye çalıştık. Bakın burada ikisi de kaymış durumda. İşte ikisi de kaymış durumda olunca biz çok daha rahat işlem yapabiliyoruz. İşte bu yüzden bununla uğraştık. E o zaman gelelim arkadaşlar. Ben bu FT'yi buraya bir kez daha yazayım. Çünkü bu sayede artık ne yapacağız? Devam eden süreçte direkt S geçmek istiyoruz arkadaşlar. FT'yi aldım buraya. Yazıyorum. 2T çarpı UT eksi 2 t eksi 1 çarpı u t eksi 1 devam ediyorum eksi 2 u t eksi 1 arkadaşlar fonksiyonumuz buymuş tabi burada ne yapacağız direkt olarak s geçeceğiz mesela şurayı s nasıl geçirebiliriz arkadaşlar 2 t çarpı u t var değil mi burada olan şey nedir arkadaşlar baktığınızda direkt olarak aslında 2 t var ve 2 t'yi de s çevirdiğimiz zaman 2 bölü s kare elde etmiş oluruz peki bir sonraki ifadede 2 t eksi 1 çarpı u t eksi 1 buradaki olayımız nedir arkadaşlar arkadaşlar. Buraya baktığınız zaman burada bir kayma var. Bundan dolayı 2 çarpı e üzeri eksi s bölü s kare olarak ifade ederiz. Yani hocam ya yine ne diyorsunlara falan geldik değil mi? Onu da şöyle toparlayalım o zaman. Normalde mesela biz 2t elde ettiğimiz zaman buna ne derdik mesela 2 tmiz var değil mi? Ft olarak ve biz bunu e, Laplace domainde, s domainde nasıl ifade ediyorduk? 2 bölü s kare diye değil mi? E peki bunda kayma olunca nasıl ifade ediyorduk arkadaşlar? E kayma var bakın t eksi bu t değil t eksi E Kayma olunca da çarpaya e üzeri eksi as demiyor muyduk? Ediyorduk? E buradaki a değeri de 1 bu kadar basit. E, o zaman bunu da şöyle yazabilirim değil mi? Eksi derim. 2 bölü s kareye yer alıyor yine. Çarpı e üzeri eksi s. Devam eden yerde de arkadaşlar ki devam eden yeri hemen göstereyim. Orası da burası. Burada yine bir kaymadan söz edebiliyoruz değil mi? Burada normalde ut'nin ne olması lazım? 1 bölü s olması lazım. 2 ut'nin 2 bölü s olması lazım. E ama bir miktarda da kaydığı için şurada bir miktarına bir kayma var ya eksi. Pardon e üzeri eksi s ile de çarpmamız lazım. O yüzden eksi 2 bölü s çarpı e üzeri eksi s şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. O zaman burada şöyle bir düzenleme de çok rahat yapabilirim değil mi? Bir bakalım. Derim ki bunu ben ne yapayım? 2 bölü s parantezini alayım. Olur mu? 2 bölü s parantezini aldım. Bakalım ne gelecek? Buradan 1 bölü s geldi arkadaşlar. Eksi 1 bölü s çarpı e üzeri eksi s. Son olarak da eksi e üzeri eksi s gelmiş oldu. işte totalde arkadaşlar bizim ifademiz buna eşit olmuş olur. Bunu da yine yani istiyorsanız düzenleyebilirsiniz ama bu noktada da kalması öyle çok büyük bir sorun değil. Tamam. Şimdi o zaman yukarı çıkalım çünkü sorumuz daha bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü biz şu an sadece arkadaşlar bu ilk kırmızı alan ile gösterdiğim bakın bu alandaki f1 fonksiyonunun neyini bulduk? S domain'deki halini bulduk. Yalnız totalde devam edebilmemiz için bakın bu formülü kullanmamız lazım. Çünkü biz bu periyodik olan fonksiyonun tamamı için S domain'e geçmek istiyoruz. O yüzden formül ben hemen şuraya yazıyorum. Bu tamamı için olanı neye eşittir arkadaşlar? F1S ile yani daha doğrusu bu F1S'i yani ilk periyotta yer alan fonksiyonu gideceğiz. 1 eksi E üzeri eksi ST'ye ki buradaki T periyottur böleceğiz. E o zaman ne elde etmiş oluyoruz? E, şurada biraz daha düzenleme ile beraber aslında buraya 2 bölü. S kare desek. Çünkü hani burada 2 bölü S olarak aldık ya. 2 bölü S kare olarak alsak arkadaşlar ne gelirdi? 1 eksi E üzeri eksi S gelirdi. Buraya da şey demiş olurduk aslında. Buraya da S ile çarpmış olurduk mantıken ve buraya da eksi derdik. S çarpı E üzeri eksi S. Evet çok mantıklı. O zaman böyle yazalım. 2 bölü S kare parantezinde 1 eksi E üzeri eksi S eksi S çarpı E üzeri eksi S şeklinde yazdık. Ve paydaya da ne yazıyoruz? 1 eksi E üzeri Periyodumuz 2'ydi arkadaşlar. Eksi 2 s yazdık ve totalde o periyodik fonksiyonumuzun arkadaşlar Laplace dönüşümü S domainine geçişi aynen bu şekilde olmuş oldu. Gördüğünüz üzere yine çok da ekstrem zorluklar yok arkadaşlar. Sadece dikkatli olarak soruları çözmemiz lazım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti...